Kazım Babaoğlu, 19 yaşındaydı. Gazeteciydi. Özgür Gündem Gazetesi'nin Urfa bürosunda muhabir olarak çalışıyordu. ...1990'lı yılların başıydı. Kürt illerinde, Kürtlerin üzerinde yoğun baskıların yaşandığı, bunları haber yapan ve gerçekleri ortaya çıkaran gazetecilerin infaz edildiği, gazete bürolarının basıldığı yıllardı. ...1992 yılında yayın hayatına başlayan Özgür Gündem gazetesi bu baskı ve şiddeti, insan hakları ihlallerini ortaya koyan etkin bir gazetecilik yapıyordu. Bu nedenle gazete çalışanları sürekli tehdit alıyordu. 18 Şubat 1993 tarihinde de gazetenin Urfa Büro Şefi ve İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Kılıç uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Gazete ve çalışanlar tüm bu baskılara boyun eğmeden yayınlarını sürdürüyordu. Bu yayınlar arasında Bucak aşiretine mensup 4 korucunun Siverek'te görevli bir öğretmenin evini basarak öğretmene ve kız kardeşine cinsel saldırıda bulundukları haberi de yer aldı. Bu haber üzerine gazete ve çalışanlarına yönelik tehditler daha da artmıştı. Gazete çalışanlarının can güvenliklerinin sağlanmasına yönelik resmi kurumlara yaptıkları tüm başvurularsa yanıtsız kalıyordu. İşte o günlerde 12 Mart 1994 sabahında Özgür Gündem Urfa bürosunun telefonu çaldı. Arayan kişi Siverek'teki yerel bir gazetenin çalışanı ve ilçenin Anadolu Ajansı temsilcisi olan Murat Yoğunlu'ydu. Yoğunlu, Bucak aşiretine mensup korucularla ilgili çok önemli bir haber olduğunu ve gazetenin muhabiri göndermesini istiyordu. Telefon üzerine Özgür Gündem gazetesi muhabiri 19 yaşındaki gazeteci Nazım Babaoğlu, haberi takip etmek ve Yoğunlu'yla buluşmak üzere Siverek'e hareket etti. Nazım Babaoğlu, buluşmanın gerçekleşeceği İrfan Matbaası'na geldiğinde burada bulunan Bucak aşiretine mensup korucular tarafından İrfan Matbaası'ndan zorla dışarı çıkarılarak bir araca bindirilip götürüldü. Nazım Babaoğlu'ndan 12 Mart 1994 gününden sonra bir daha haber alınamadı. Bucağın baskı ve tehdidi altında gazeteye telefon ettiğini söyledi. Nazım Babaoğlu'nu Bucak aşireti korucularının arabaya bindirerek götürdüğünü ve Sedat Bucağın işkencehane olarak kullanılan evinde görüldüğü tanıklarca beyan edildi. Babaoğlu ailesinin yaptığı tüm başvurular sonuçsuz kaldı. 25 yıldır Nazım Babaoğlu dosyasında hukuk işletilmedi. Etkin soruşturma yürütülmedi. 19 yaşındaki gazeteci Nazım Babaoğlu'nu kaybedenler cezasızlık zırhıyla korundu. Babaoğlu ailesi Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyaysa halen bir cevap alamadı. Makbule Babaoğlu 4 yıl önce Galatasaray Meydanı'na gönderdiği mektubunda sadece oğlumun nereye gömüldüğünü bilsem bana yeter. Sadece onun kemiklerini bulmak bana yeter. Babası ondan bir haber alamadan öldü. Ben sağken oğlumun mezarını görmek istiyorum. Ben sağken bize bu acıları yaşatanlar hesap versin istiyorum diyerek kamuoyuna seslenmişti. 2017 Ağustos'unda Nazım'a kavuşamadan aramızdan ayrılan Makbule annemizin ısrarını sürdüreceğiz. Ben Makbule Babaoğlu, 77 yaşındayım. 12 Mart 1994 tarihinde kaybedilen gazeteci Nazım Babaoğlu'nun annesiyim. Nazım 19 yaşındaydı. Benim en küçük çocuğumdu. Üniversiteye hazırlanıyordu. 2 yıldır da Özgür Gündem Urfa muhabiriydi. Oğlum gençti ama ne yazdığının, ne yaptığının gayet bilincinde olan biriydi. Cesurdu. Arkadaşlarıyla birlikte kimsenin söyleyemediğini söyledi. Kimsenin yazamadığını yazdı.
Önemli bir haber var, gazeteden biri gelsin diye kurulan tuzağa her zamanki heyecanıyla o gitti. Siverek'te gözaltına alınarak kaybedildi. Siverek'e gittim, başsavcıyla görüştüm. Oğlum burada kayboldu dedim. Savcı bir defter getirdi, deftere baktı. Bana başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin dedi. Ben de madem ölmüş, oğlumun cenazesi, mezarı nerede? Nereye gömdünüz? Onun yerini gösterin dedim. Başsavcı bana, biz Urfa'ya göndermişiz dedi. Aynı gün Urfa'ya giderek savcının yanına gittim. Ona dedim ki, Siverek başsavcılığı bana oğlunu Urfa'ya göndermişiz dedi. Oğlum nerededir? Savcının bana cevabı, senin oğlun PKK'li oldu. Ben de madem oğlum PKK'li, sizin tutup öldürmeniz mi lazım? Yakalayıp cezaevine koyun dedim. Aradan 21 yıl geçti. Her yerde aradık, her yolu denedik ama oğlumdan haber alamadık. Bütün başvurularımız sonuçsuz kaldı. 21 yıldır her akşam yatağa girdiğimde oğlumun yüzü düşüyor gözlerime. Sabaha kadar kapatmıyorum gözlerimi. Her kapı çaldığında belki Nazım geldi diye yüreğim kabarıyor. Kendime devamlı diyorum, acaba bir yerden çıkıp gelecek mi? Ama gelmedi. Benim oğlumun kemiğini bile kaybettiler. Bu nasıl adalet, bu nasıl devlettir? Bize de günah, Allah kimseye yürek acısı vermesin. Bizim ciğerimiz yandı, başkasının yanmasın. Sadece oğlumun nereye gömüldüğünü bilsem bana yeter. Sadece onun kemiklerini bulmak bana yeter. Babası ondan bir haber alamadan öldü. Ben sağken oğlumun mezarını görmek istiyorum. Ben sağken bize bu acıları yaşatanlar hesap versin istiyorum. Devleti yönetenlere soruyorum. Oğlumun kemiklerini bana vermeden nasıl barış yapacaksınız? Çocuklarımızın kemiklerini bizden gizleyerek nasıl barış yapacaksınız? Bucak aşiretinin ve korucularının reisi dönemin DYP milletvekili Sedat Bucak'tı. Sedat Bucak 2 yıl sonra 1996'da Susurluk'ta kaza yapan siyah Mercedes'te yer alacak ve devlet, mafya, siyaset kirli üçgenini ortaya döken skandalın aktörlerinden biri olarak da ortaya çıkacaktı. Bucak'ın Siverek'teki çiftlik evi insanların zorla alıkonulduğu bir sorgu merkezi olarak da biliniyordu. Gazetenin ve avukatların Nazım Baboğlu'nun Bucak aşiretine bağlı korucular tarafından kaybedilmesine yönelik resmi makamlara yaptığı tüm başvurular cevapsız kaldı. Resmi merciler onun Siverek'e geldiğini dahi görmezden geldi. Oysa onu Siverek'te gören pek çok tanık vardı. Gazeteye telefon eden Murat Yoğunlu da birkaç gün ortadan kayboldu ve kendisine ulaşılamadı. Daha sonra ortaya çıkan Yoğunlu gazeteye telefon ettiğini reddetti. Korkutulmuş ve susturulmuştu. Murat Yoğunlu gelecek yıllarda başka bir nedenle girdiği cezaevinde Sedat Bucak'ın kendisini zorla Özgür Gündem gazetesine telefon ettirdiğini itiraf edecek ve Sedat Bucak'ın bakalım hangi delikanlı gelecek Özgür Gündem'den dediğini anlatacaktı. Ancak süreçte başka bir tanık ortaya çıkar. Yine Nazım Baboğlu gibi kaybedilmiş olan kardeşini arayan Aziz Taşkaya, Nazım Baboğlu'nu Sedat Bucak'ın sorgu merkezi olan çiftlik evine götürdüğünü ve kim olduğunu sorduğunda kendisine bu genç gazeteci cevabı verildiğini aktarır. Orada onu gördüğünü söyleyen diğer tanıklar da mevcuttur. Tanık beyanları Diyarbakır Özel Yetkili Savcısı Ahmet Karacan'a da bildirilir. Murat Yoğunlu'dan davacı olan babası İbrahim Baboğlu ise polisler tarafından gözaltına alınır ve tehdit edilir. Aile ve avukatlar Urfa Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur. Bu coğrafyada çocuklar erken büyür lafı var ya, işte tam da Nazım için aslında söylendi. Nazım bu coğrafyada yaşanan adaletsizliklere iliklerine kadar yaşadı. 17'sine 18'ine geldiği zaman bu adaletsizlikleri dünyaya duyurmak için gazetecilik mesleğini seçti. Bu o dönem özgür basın olan Özgür Gündem'de stajyer gazeteci olarak göreve başladı. Bir yıllık stajyerlik döneminden sonra Urfa Özgür Gündem Urfa bürosunda gazeteci kimliğiyle göreve başladı. Birçok haber yaptı bölgeden. Bu haberler
birilerini ürküttü. Çünkü gerçekleri yazıyordu. Hiçbir gazetenin yazmadığını yazıyordu. İşte tam da 28 yıl önce bugün, 12 Mart 1994 günü, bir haber peşinde koşmak için Sivere'ye gitti. Ve o gün, bugün kayıp. Değerli dostlar, 28 yıl boyunca bu adalet arayışını biz devam ettirdik. Güpegündüz bir araca bırakılıp kaçırılıyor. Kaçırılanların kimlikleri açık. Tanıklar ortada. Bütün bunlar yargıya gitmesine rağmen maalesef yargı bugün geldiğimiz noktada davayı zaman aşımına uğratıp sonuçsuz bıraktı. Fakat bu demek değildir ki adalet arayışımız sona ermiştir. Elbette bu adalet arayışımız sonuna kadar devam edecek. Bütün bu gözle görülür, apaçık olan, kim olduğu belli olan ve devletin kendisini de çok iyi bildiği kişiler maalesef yargılanamamıştır. Ve Nazım hala bulunamamıştır. Bu devletin ayıbıdır. Dolayısıyla bizler aileler olarak bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kayıplarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Faili meçhul cinayetlerimizde hesap sormak için bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Gazeteci Nazım Baboğlu'nun kaybedildiği gün Kürt gazeteciler için "bunlar gazeteci değil, militandır" diyen Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı'dır. Tansu Çiller Başbakan, Murat Karayalçın Başbakan Yardımcısı, Nahit Menteşe ise İçişleri Bakanı'dır. Emniyet Genel Müdürü ise Susurluk skandalından sonra "devlet için bir operasyon yaptık" diyen Mehmet Ağar'dır. Urfa valisi olarak gelecek yıllarda AKP Tekirdağ milletvekili olacak olan ve 2017 yılında AKP hükümetinin bakanlar kurulunca kamu görevlileri etik kurulu üyesi olarak atanacak Ziyaettin Akbulut görev yapmaktadır. Bütün delil ve tanıklara rağmen gazeteci Nazım Baboğlu'nun Bucak aşiretinin korucuları tarafından kaybedilmesi hakkındaki dava yerel mahkeme tarafından delil yetersizliği gerekçesiyle reddedilir. Bu dava süreci 10 yıl sürmüştür. Dava Danıştay'da da 10 yıl bekletilir ve yine olumsuz karar çıkar. Dava Anayasa Mahkemesi'ne taşınır. 2023 Mayıs ayında Anayasa Mahkemesi de davayı reddeder. Gerekçesi nüfus kayıtlarına göre Nazım Baboğlu'nun hala yaşıyor olmasıdır. Dava son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınır. Özgür basın geleneğinin sürdürücüleri olarak 29 yıl önce vurulduğumuz yerden şunu söylemek istiyoruz. Asla bombalansak da, katledilsek de, hapsedilsek de asla gerçeklerden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha söylemek istiyoruz. Yaptığımız şey, özgür basın geleneğinin yaptığı şey, hakikat mücadelesi vermektir. Bugün Nazım Baboğlu'nun kaybedilişinin üzerinden 29 yıl geçti. İnsan hakları savunucuları cumartesi anneleriyle beraber 19 yaşındaki gazeteci Nazım Baboğlu için adalet arayışını sürdürüyor.